TV ekibi olarak bizim en sevdiğimiz setlerden biri. Her yeri ayrı bir görsel şölene ev sahipliği yapan Kapadokya adeta güzelliğiyle bizi büyülüyor. İkinci sezonuna başarıyla devam eden yapımın iki usta ismi Işıl Yücesoy ve Kenan Bal'la hem çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik hem de Kenan Bal eşliğinde ufak bir tura çıktık. İnsan Kapadokya'ya gelince aklına ilk gelen soru ben buraya neden daha önce gelmedim oluyor. Aşk ve Mavi ekibi ise bu konuda çok şanslı. Onlar bu eşsiz güzellikleri ayrıntılı bir şekilde görme şansına sahipler. Coğrafyası çok güzel bir yer burası. Büyülü bir atmosfer. Ama biliyorum çok yoğun bir tempoda da çalışıyorsunuz. Aralarda gezme şansınız oluyor mu? Ben vaktiyle yaptım o işleri. Artık bundan evvel bir projede biliyorsunuz 3 yıl burada okudum, oynadım. Buraları karış karış biliyorum. Çok iyi bir mihmandar olabilirim. Hatta eğer işten ayrılırsam burada bu işi de rehberlikte yapabilirim. Evet, olağanüstü bir yer, çok büyülü bir yer. Giden birden hevesleniyor ama burayı tam anlamıyla gezip görmek istiyorum diyorsanız biraz vakit ayırmanız gerekiyor. Kendime pay çıkaracaktım. Yakın mı, buradan çıkışla gidebilir miyiz diye soracaktım. Yok, buralar biraz uzak mesafeler. Zaten tamamen ayrı kurulmuş biliyorsunuz. Yani biz 3 sene kaldık. 3 senenin son günleri dahi sultansazlığını gördük ki yok böyle bir şey. Soğanlı'yı gördük. İnanamazsınız yani buralar gerçekten öyle iki günde sağ tarafa gideyim bir de sol tarafa gideyim ne olacak yerler değil. Bir sonraki gün Işıl Yücesoy gibi Kapadokya konusunda deneyimli isimlerden sevgili Kenan Bal'ı bize rehberlik yapmaya razı ediyoruz. Sevgili ATV izleyicileri, Didem'den ben devraldım. Kapadokya'yı bugün size ben tanıtacağım. Bugün Kapadokya'nın en ilginç yerine geldik. Paşabağ. Yani burada peri bacalarının en büyüklerini ve en ilginçlerini göreceksiniz. Bu kadar büyüğü bu coğrafyada yok. Bir de ilginç tarafı çoğu şeyli, tesadüfen üçerli ve dörderli. Genelde birçok mekanda teklilerini görüyorsunuz. Burada en irileri, en büyükleri ve en ilginçleri var. Buyurun bakın, arkada çok enteresan bir doku. Şapkamı takıyorum izninizle çünkü hava çok sıcak. Burada şapkasız gezmek mümkün değil. Başlayalım mı? Başlayalım tabii. Hadi bakalım, yürüyoruz o zaman. Yani burası var ya, dünyada herkesin görmesi gereken çok ilginç bir coğrafya. Ya bence dünya mirasları arasına alınması lazım. Aynen öyle. Çok enteresan bir coğrafya. Çok ama büyüleyici ve burada ne var biliyor musunuz? Bir de günün her saatinde farklı ışık var. Fotoğraflar için inanılmaz zengin bir coğrafya. İnanılmaz. Sabahı, öğlen ışığı, gece, gün batımı inanılmaz bir şey. Kenan Bal'la turumuz sırasında etraftaki develer Didem'in dikkatini çekiyor. Vakit kaybetmeden turumuza geri dönüyoruz. Rivayetlere göre bu coğrafya 9. yüzyıldan beri güvercinlere ev sahipliği yapıyor. Şu oyuklarda mı yaşıyormuş güvercinler? Yok, onlar için bak şu küçük yerler var ya, onlara yapıyorlar. Burada güvercin vadisi diye bir vade var, orada görürsünüz onu. Güvercin biliyorsun iletişim. Değeri çok yüksek. Yani dışkısının gübre olarak değeri çok yüksek. Müzik
Ülke genelinde soğuyan havalar henüz Kapadokya'yı pek etkilemişe benzemiyor. Şu anda resmen güneşten kaçtık, gölgeli bir yere sığındık. Ama burası gerçekten çok etkileyici bir yapı. Dışarısı şu güneş... Evet, 35 derece. En az 35 derece ve şu an arasında 10 derece var mıdır? Daha fazla. Hele gece bu çok daha düşüyor. Yani şimdi gece 35, gece mesela 15. Yani 20-22 dereceye kadar fark ediyor gündüz gece farkı. Ama bunlar tabii şey, çok serin mekanlar. Kışın da şey, ısıtması kolay mekanlar. İşte insanoğlu kendine çözüm bulmuştu. Oymuş burayı, kendine ev yapmış. Sığınak, evet, sığınak yapmış kendine. Burada yaşamışlar. İşte hem serin, kışın da ısıtması kolay. Didem keşif olayına ve ortamın tarihi atmosferine kendini iyiden iyiye kaptırıyor. Gezelim mi, devam edelim mi? Yani. Dur, ben şuraya bir bakacağım galiba. Evet, ben Didem. Tek son. Vaktiyle yaşam alanı olarak kullanılan bir mekandayız. Burada akşamları güzel bir yemek hazırlanıp şuraya da bir masayla sandalye atıldığı zaman Amerikan mutfak. Tabii o dönemin Amerikan mutfağı. Tavanı bayağı alçak ama. Yani çok uzun boylu değillermiş o zaman herhalde. Bugün tur rehberimiz Kenan Baldı. Kendisine bu keyifli gün için çok teşekkür ediyoruz. Evet, burası gerçekten inanılmaz büyük bir alan. Çok, çok büyük bir alan. O kadar çok vadi var ki, yani burayı hakkıyla gezebilmek için böyle yürüyerek ve resimleyerek en az bir haftaya ihtiyacınız var. Biz tabii hepsini size gösteremedik ama burası mutlaka gezilesi ve görülesi bir yer. Hiç olmazsa 3 gün, 4 gün burada kalıp gezmek lazım coğrafya. İnanılmaz bir şey burası. Korkunç bir yer. Baksanıza. Burası plato, da plato gibi ya. Ya biz gelirken demin yolda onu konuştuk arkadaşlarla. Televizyonlarda ve sinemada izlediğimiz birçok yabancı film. Cowboy filmi, bilim kurgu filmi, işte ne bileyim eski dönem işte Yüzüklerin Efendisi gibi birçok film ve dizi için doğal bir plato. Baksana şuradan Apache'ler çıkabilir mesela. Hadi. O zaman biz devam ediyoruz. Dizi TV izleyicileri de en kısa sürede buranın keyfini yaşasınlar diliyoruz. İnanılmaz bir coğrafya, mutlaka görün.